Yüzeyin komutlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Daha öncekilerde biliyorsunuz loftus, sürüklenmiş yüzey, döndürülmüş yüzey gibi Türkçesi çok başarılı şeyler öğrenmiştik. Şimdi öğreneceğimiz komutlar yüzey doldurma, fill surface, dolgu yüzeyi, kalınlık verme, thicken gibi komutları öğreneceğiz. Ben size örneğin parçasını hazır verdim. Lakin bu parçayı siz de çizebilirsiniz. Çok zor değil. Bunu da kullanmayacağımız yerler var. Mesela şu ön gövdeyi kullanmıyoruz. Ve geri kalan dilimlerle parçamızı çizeceğiz. Kullanacağımız komutlar ilk önce loft surface'te. Buraları kapatacağız, burayı kapatacağız, burayı kapatacağız ve yan tarafı da fill surface'le kapatacağız. Yan gövdeyi de yamalayacağız ve ortaya çıkan kapalı yüzeyden de kalınlıklarla bir katı oluşturacağız. Yüzeyin çoğu komutlarını kullanmak istiyoruz. Bu sebeple de olabildiğince bunları içeren örnekler yapıyoruz. Sizlerle bu örneği başlamadan önce size bir özellik göstermek istiyorum. Sizin için bu parçayı dörde böldük. Yani şu çizgilerle siz de bu yüzeyleri ayırabilirsiniz. Hatta yardımcı yüzeyleriniz var parçanın içerisinde. Bu yardımcı yüzeyler yine bu yüzeylere teğet olarak türetilmiş yüzeyler. Peki ben sakladığım bir yüzeyi F'ye basarak ekranı tam sığdırıyorum bu arada. Sakladığım yüzeyi nasıl geri getiriyorum? Nasıl geri getiriyorum? Doğal olarak bakın görüyor musunuz? Yüzey gövdelerini yani surface bodies'in oraya geldiğim zaman direkt çıkacaktır. Ben bu gövdeyi geri istiyorum. Şimdi loft surface ile başlıyorum. Benim loft surface'te istediğim şey bakın şu profil parçasının çeyreğin şu çeyrekle birleşmesi. Bakın şu üstle şurayı seçtim. Tekrar gösteriyorum. Şu üst parçayla çeyrekle şurayı seçtim. Lakin seçerken ilk örnekte yaptığım gibi dikkat ettim ki şu noktalar çaprazlamasın. Yüzey kontrol noktaları doğru yerde olsun. Yoksa yüzey görmezsiniz. Şimdi yandan bakalım yan hakem gibi. Ben bunu böyle onaylarsam çok düz bir yüzey çıkacak. Ben bunu istemiyorum. Ben sınırlandırmaya başlangıç ve bitiş şartları koymak istiyorum. Diyorum ki üst taraf profile dik birleşsin. Bakın görüyor musunuz? Artık daha yumuşak bir geçiş var. Tam 180 ile giriyor buraya. Alt tarafta tanjant bitsin. Yüzeye tanjantlık sağlasın. Siz bu tanjantlığı aslında normalde bir değeri ama tutup çekiştirebilirsiniz. Özür dilerim. 2,51'e kadar çıkardığınız zaman gördüğünüz gibi bir yamukluk oluşuyor. O yüzden çok içeride çekersiniz. Gelen curve'ün yani eğrinin birleşmesinde tanjantlık değerini kaybedeceksiniz. O yüzden bir en ideali. Bakın üstte de altta da en ideal şekillerde birleşiyor yüzey şu anda. Görüyor musunuz? Merak etmeyin, diktiğimiz zaman daha güzel gözükecek bunlar. Devam ediyorum. Loft'tayım. Bu sefer şurayı siliyorum. Seçimli kalmasın aman. Şu, diyorum ki şu çeyrekle bu çeyrek birleşsin. SOLIDWORKS diyor ki olsun birleşsin ama dümdüz birleşsin. Benim istediğim bu çirkinlikte bir şey değil. Yine başlangıç bitiş şartlarına profile diklik getirmek bu sefer. Profile dikliği bu yönde değil, ters yönde dışarıdan getirmek. Aynı şekilde. Onayladım. Ve en son loft surface. Şu dilim bu dilimle birleşsin. Tabii ki en üsttekini siliyoruz. Profile dik. Tanjant. Şimdi elimde 11 tane yüzey var. Görüyor musunuz? Sırasıyla. Bir sürü. Bunları örmeden bitirmek için ilk önce şu yüzeyleri, şu yan yüzeyleri kapatmam lazım. Şurayı örmek için dolgu yüzeyi seçiyorum. Fill surface'tir bu. Lakin bu işlem sırasında, pardon şunu kapatayım. Zaten sizler için yan yüzeyleri şu ara değerleri önceden oluşturduğumuz için tüplerin kendilerini saklayabilirsiniz. Ben sizin için şu çeyrekleri önceden oluşturdum. Siz de aynı şekilde oluşturabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok ya da daha önceki örneklerimizde de gördüğünüz gibi sıfırdan kendiniz de çizebilirsiniz. Niye varlar? Şu çizgiler çizgi haline kalmasın. Buraları daha sonra yüzey olarak oluşturduk ama buralarda çizgi halinde kalmasın. Buraları parçacıklar olarak yüzeye siz de ekstrüt edebilirsiniz. Diyorum ki dolgu yüzey, fill surface, yama sınırı diyor. Şuraya öreceğim yamanın sınırı 1,
2, 3, 4, 5. Böyle seçe seçe. Görüyor musunuz? Ne kadar kolay aslında. Açık bir yer kaldı mı? Şu an için ben bir deneyeyim, onaylayayım bir saniye. Galiba bir yere atladım. İzometrik bakalım. Bir tek yerde açığımız var. Şuraları da hesaba kattık mı? Şey, tamam. Şurayı da ben seçimi temizleyeyim, tekrardan göstereyim. Sırasıyla gidiyorum. Şurayı, 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 şurayı. Şu küçük dilimleri mutlaka seçin. Bunları seçerseniz evet, böyle bir yama oluşturacak. Bu yama tamamen sıvanan bir yama. Tüm kenarlara uygulayı mutlaka işaretliyorsunuz, yoksa çıkmayacaktır. Sağlıklı bir şekilde. Size buralardan geçen bir meş örüyor. Tüm işlemi ben tekrar göstereyim, kapatıp. Sizler için daha sağlıklı olacak. Diyorum ki dolgu yüzeyi, fill surface, yama sınırı. Bakın şu küçük parçacıklar var, iki tane. Demin bunları seçmeyi unutmuşuz. Ve şurayı değil, şurayı seçeceksiniz bakın. Şimdi tekrardan başlıyorum seçimlere. Burayı, şu parçayı, aşağı geldim şu dilimi. Bunun dışını, şurayı değil. Şu dilimi, şurayı, şu çizgiyi ve bunu seçerseniz böyle sanki ağla örtmüş gibi, bir yama örtmüş gibi burayı kapatacaktır. Görüyor musunuz? Şimdi bunu eğer getirip de bu temastayken, kontaktayken böyle onaylarsam, tamam orayı örüyor başarılı bir şekilde ama bakın şu geçişleri görüyor musunuz? Ne kadar kaba. İstediğim yumuşaklıkta değil. Yani şu bölgesel yığılmalardan da göreceksiniz. Sağ tıklayıp zebra çizgileri derseniz de göreceksiniz ki burada sorun var. Benim istediğim şey bu, en son yaptığım fill surface'i düzenle. Temas etmesi yetmez. Bana şu çizgilerde teğet olsun, tanjant olsun dersem bakın dikkat edin ki çok daha sağlıklı bir birleşme sağlıyor. Aynı şekilde yamayı diğer tarafa da örüyoruz. Geldim. Yama sınırı 1, 2, 3. Mavi seçildiğine aldanmayın. Şu küçük dilimleri de seçin. Ve son parça temas değil, teğetlik. Ben parçamı kapadım. İzometrik bakalım. Şimdi sıra geldi bu yüzeyleri dikmeye. Knit surface, yani örülü yüzey. Dikkat edin, parçaları sanki gerçekten de hayatta elinizdeymiş gibi dikerek gidiyoruz. Dikmenizin işlemlerinin sonucunu zaten şuradaki yüzey sayısıyla görürsünüz. Yani yüzey sayılarınız azalmaya başlar. Geldiniz, şunu şunu seçtiniz. Diktiniz, bunu seçtiniz, diktiniz. Bakın, ona indi. Hızla azalıyor yüzey sayımız. Bizim amacımız dikebileceğimiz bütün yüzeyleri birbirine dikerek parçamızı toptan bir kere de dikebilirsiniz. Sorun çıkmasın diye ben parça parça gidiyorum. Seçtim, seçtim ve seçtim. Diktim. Bunu kaydetmeniz gerekiyor tabii ki. Şimdi sadece dört gövdeye döndü. Ben en son tüpleri de açıyorum. Ve tüpleri de diktikten sonra ve aynı şekilde artık sadece şu son tüpün dikiminde sorun var. Şurayla şu gövdeyi, evet. Artık tek bir parça haline döndü. Şu sakladığımızı boş verin. Bunu silseniz de olur. Ama artık benim tek parçam var. Ve ben kalınlık vere girip gövdemi seçtiğim zaman 2 milim seçtiğimde
parçama kalınlık verecek. Bu kalınlığı ister her iki yöne eşit verirsiniz, isterseniz içeri doğru verirsiniz, isterseniz de dışarı doğru verirsiniz. Ama onayladığınız zaman sizin istediğiniz yüzey hangi yöndeyse ona göre kalınlık verecektir. Burada durup onaylamıyorum işlemi çünkü başka bir şey göstereceğim. Burada durup başka bir yönünü de göstereyim size. Dilerseniz buralara düzlemsel yüzeyler atarak, bakın uçları kapatıyorum. Uçlarını kapatır. Ve taban kapat. Ve sonra bunları da dikerek, bakalım hepsini aynı anda. Evet. Dikerek işlemi oluşturabilirsiniz. Dikme işleminin sonunda gelip derseniz ki ben dikme işleminin sonuçta objeleri birleştirip katı oluşturmak istiyorum. Şu an bir küçük açık yerim var demek ki. O yüzden işlemi cevaplamıyor bende. Sizde bu sorun olmayacaktır. Bunu katıya da çevirebilir. Ya da siz bu haliyle de buna kalınlık verebilirsiniz. Ya da bu haliyle ki asıl lazım olan şey bu. O yüzden bunları kapattım. Bir hacim kalıpçılığında kullanabilirsiniz bunu. Yani bir kütüğün içine gömüp bundan bir kalıpçılık işlemi için bir model olarak faydalanabilirsiniz. O yüzden her yüzeyin kapatılması özellikle kalıp seti oluşturmak için gereklidir. Ben Önük Tatar. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.